Arkadaşlar herkese selamlar, herkese merhabalar. Eren Kaya ben. Umarım her şey yolundadır, herkes iyidir. Bugünkü konumuz, bugünkü içeriğimiz ise kemanıma ne zaman bakım yaptırabilirim? Bakım yaptırınca da nelere dikkat etmem gerekiyor? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Çünkü sadece ben kemanımı götürdüm, bakıma verdim demekle ne yazık ki bitmiyor arkadaşlar. O adam belki sağını solunu küçücük silmiştir. Buyurun kemanınız hazır dediğinizde siz de aa çok güzel bir bakım oldu kemanıma demeyin istiyorum. Bundan dolayı da neler yapacağını ve neler yaptığını görmenizi de istediğim için bilinçli bir şekilde bakım yaptırmanızı istiyorum. Özellikle biliyorsunuz piyasada yani artık ne güven kaldı ne herhangi bir böyle birine samimi şekilde böyle bir şey anlatasınız geliyor. Bundan dolayı da arkadaşlar biraz bu konularda da yani sert olacağız demeyeyim de ne istediğimizi bileceğiz. Yani götüreceksiniz kemanınızı diyeceksiniz ki merhaba ben bunu istiyorum. Bunları da şu şekilde istiyorum diye anlatacaksınız arkadaşlar. Bundan dolayı da size o tam yapılınca kemanınızın başka bir boyuta geçeceği püf noktalar anlatmak istiyorum. O yüzden tür dikkat dinleyin istiyorum. Şimdi öncelikle ilk olarak şunu anlatayım. Kemanıma ne zaman bakım yaptırmam lazım? Şimdi arkadaşlar siz aldınız kemanınızı çalıyorsunuz. 3. ay oldu, 4. ay oldu. Baktınız yavaş yavaş hani ya reçine sürüyorum. Kemanımda herhangi bir vuruk kırık herhangi bir şey yok. Köprüme bakıyorum her şey yolunda ama kötü sesler gelmeye başladı. Ben böyle çalmıyordum bir yerde bir problem var dediğiniz an telleriniz yavaş yavaş ömrünü yitirmiştir. Bundan dolayı hemen ilk yapacağınız şey tellerinizi değiştirmek. Ama tel değiştirmekle ne yazık ki iş bitmiyor. Farkında olmadan arkadaşlar köprünüz öne doğru veya geriye doğru eğilebiliyor. Bundan dolayı da bu arasındaki yani üst eşikle alt eşik arasındaki ölçülendirme de bozulduğu için de açıkçası akortla ilgili baskılarınızla ilgili küçük problemler yaşayabiliyorsunuz. Bundan dolayı bir keman çalarken akort yaptığınızda köprünüzü mutlaka tabanlarına yani şu ayak kısımlarına öne eğilmiş mi eğilmemiş mi bakmalısınız. Çünkü öne eğildiğinde bir tarafı havalı duruyor. Bu bizim için önemli. İkincisi arkadaşlar 3-4 ay ya da 4 ve 6 ay arasında artık tel değiştirmeniz lazım. Tel değiştirirken de yani çok fazla dandik teller alın istemem arkadaşlar. Kemanınız dediğim gibi ne olursa olsun aslında bakarsanız ya tabii çok kötü bir kemandan çok iyi bir ses çıkması için gidip 1000 liraya tel almayın. Kemanınızı değiştirin daha iyi olur ama dediğim gibi çok da kötü gidip 50 liraya 60 liraya 100 liraya 150 liraya tel almayın. Zaten yok da hani yine de almayın. Şimdi biz gelelim şeye. Şunu söyleyeyim. Tel aldıktan sonra arkadaşlar yapılan şeylerden bir tanesi de özellikle hocam ben her çalışmadan sonra bu tellerimi çok güzel bir şekilde siliyorum ve tertemiz oluyor. Arkadaşlar bu bizim için çok olumlu bir şey değil. O yüzden mutlaka keman çaldıktan sonra sadece bu tuşe dediğimiz yani şu tuşenin terlememesi için şunun yüzeyini şu hafifçe bir de gerekirse şöyle bir yanından 1-2 yani bizi şu altına sokup şöyle tertemiz bir şekilde dönüştürme gibi bir şeye girmeyin arkadaşlar. Özellikle telin ömrünü azaltırsınız. Ki şöyle düşünün. Mantıksız olan taraf şöyle bir şey var. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Teli reçine sürüyorsunuz. Biz diyoruz ki iyi reçin al, iyi ses çıksın. Pirastro al. Tamam okey pirastro aldın. Ne yaptın? Sürdün ki tele o pirastro reçine bulaşsın ki daha güzel ses gelsin. Aldın çaldın sonra o reçineyi siliyorsun. Ama sonra bir daha sürüp bir daha bulaştırmak zorundasın ki güzel bir ses gelsin. O yüzden bu çok mantıklı bir şey değil. Şu mantıklı. Çalıyoruz. Ellerimizden çıkan bu ter burada oksit yapıyor ve telin üzerindeki bir tabaka birikiyor. Bu tabakadan dolayı tellerinizden çok verimli bir ses alamayacağınız için de ne yapıyorsunuz? Bu tellerin o üstündeki oksitli şeyleri silmeniz gerek. Şimdi kemanımın tellerini değiştirdim. Ortalama 2 kere değiştirdim ve 8. aya geldim. 8. ayda arkadaşlar kemanınızın artık güzel bir bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Ne bakımı? Şimdi burası çok önemli. Şimdi kemanınızı götürdüğünüz bir luthiere yani keman tamircisine ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Şimdi kemanınızı götürdünüz dediniz ki merhabalar ben işte keman çalıyorum artık kemanımı bir bakıma getirmek istedim. Sizlerden isteğim diye belirtiyorsunuz ve siz de isteğinizi anlatıyorsunuz arkadaşlar. İsteğiniz ne? Öncelikle bir şey belirtmeden önce kemanınızı veriyorsunuz. Bu kemanın neler yapılmalı sizce? Eksikleri neler diye soruyorsunuz. Ama öncesinden de sizin yapmanız gereken bir, eğer köprünüz
kötüyse köprünüzün değişmesi. 2. Fikslerinizden dönmeyen varsa fikslerinizin yağlanması, eğer yağlandıktan sonra da giderilmiyorsa fikslerinizin değişmesi. 3. Cam direğinizin konumu veya cam direğinizin kalitesi nedir? Bunu öğrenmek. Eğer kötü bir ağaç, ya bundan nasıl ses alıyorsun gibi bir tepki varsa cam direğin değiştirilmesi. 4. Burguların aşınması çok fazla içeri girmişse, çok içeri böyle şey yapıyorsa, gömülmüşse veya akort yaptıktan sonra bir anda geriye doğru salıyorsa veya hiçbir şekilde ben kemanımı akort edemiyorum, lanet olsun, tutuyorum ama yine olmuyor diyorsanız köplerin değiştirilmesi. 5. Tuş edebilmek, yani şu siyah kısmın yüksekliği. 6. Kemanınızın bombesinde, yani şu kapağında, üst kapağında bir çöküklük var mı? 7. Kemanınızın herhangi bir yerinde çatlak, vuruk, kırık vesaire bir şey var mı? Bunlar arkadaşlar sizin bilmeniz gereken, yani öncesinde keman bakımına götürmeden önce bilmeniz gereken ana maddeler. Onların içerisinden adam sizle hangisini sayarsa zaten sizdekiyle eşleşmiş oluyor. Ne yapıyorsunuz? Ha, tamam. Evet, burgularım zaten kötüydü. Adam da burgular değişsin istiyor. Burgu. Atıyorum. Ya bu köprü çok kalitesiz. Bak bende 40 yıllık, 50 yıllık köprüler var. Çok farklı bir ses alırsınız dediği zaman burguları da değiştirebilirsiniz. Ama tabii ki de adam dediği zaman, dediğimde her dediğini yapın demiyorum ama siz önceden kemanınıza baktığınızda rahatsız olduğunuz şeyleri adam da söylüyorsa ve işte sosyal medyadan, işte Instagram'dan şuradan buradan bakıyorsunuz, evet ya adam bu işi yapıyor diyorsanız, ondan sonra da arkadaşlar o adamın dediği şeyleri yaptırmanızda fayda var. Şimdi bunlar ağır bakımlar arkadaşlar. Yani kemanınızı ortalama 4-5 sene ömrünü uzatacak bakımlar. Şu konuda şunu söyleyeyim. Keman burgularını değiştireceğiniz zaman mutlaka abonoz burgu takmanızda fayda var. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle abonoz burgu. Şimdi ölçülerini tam hatırlayamadım ama ortalama şuranın bir ölçüsü var. Yani bir yeri geçtikten sonra değişmesi gerekli demiştim anlatıyor ama şu an hatırlayamadım. Çok da atmak istemiyorum. Bundan dolayı da arkadaşlar bu önemli. Yani şu belli bir paydan içeri doğru görülmüşse artık ömrünü yitirmiş sayılıyor. Cam direğinizi değiştirmeseniz bile konumunun değişmesi arkadaşlar sizlere çok fazla geri dönüp sağlayabilir. Yani cam direğinin konumunun değişmesi tamamen kemanın ses tonunu etkileyeceğini söyleyebilirim. Bundan dolayı cam direği ile mutlaka değiştirmeseniz bile oynayın arkadaşlar. Bu önemli. Tuşenin aşağı çökmesi ve yukarı çökmesi diye bir şey var arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yani şu alt kısım, yani şurası, şu yüksekliğin bir santimi var, bir milimetresi var. Bundan dolayı da eğer böyle bir probleminiz varsa bunu zaten söyleyecektir. Tuşe çok aşağıda diyecektir. Bu da ayarlanabilecek şeylerden bir tanesi. Başka ne söyleyebilirim? Cam direğini söyledik, köprüyü söyledik, burguları söyledik. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, tel genelde lütiyerlerde teller bulunur. Adam mesela 20 takım, 30 takım plastro tel almıştır. Atıyorum tomastik tel almıştır. Telleriniz de değişelim mi diye teklif ettiğinde bence okeylemeyin. Çünkü neden okeylemeyin? Arkadaşlar yani 2 sene, 3 sene önceden alınmış bir telin çok fazla verimli olacağını düşünmüyorum. Hem de fiyat olarak belki bir tık daha yukarısına koyacak. Dediğim gibi şu an her şeyi ucu ucuna yitirdiğimiz için de böyle şeyler belki tuhaf gelecek videoda, hani fazla para vermeyin, pahalı olabilir falan filan diye, ama ne yazık ki de böyle arkadaşlar. Ben de buradan üzerime düşeni söylemek ve uyarmak zorundayım. Sonuçta ciddi anlamda bunu böyle abone kasayım falan filan diye değil de sonuçta Kaya Sanat Akademi ailesinde sosyal medyalarında ben bir şey anlatıyorsam ve bana güvenip beni dinliyorsanız sizleri korumak adına böyle küçük bir de uyarı yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Bundan dolayı da arkadaşlar teli ne yaparsınız? Atıyorum Trendyol'dan şuradan buradan bir bakarsınız. Altında yorumlar. Adam aldım ben, orijinal. Fiyat ne? 550 lira. Sana adam demiş ki diğer yerde 720 liraya takarım, işte size uygun kemanınızı bakım yaptırıyorsunuz diye. 700 liraya takarım diyor mesela. 550 liraya oradan orijinal tel alıyorsunuz. Kendiniz değiştirin. En fazla değiştirmiyorsunuz. Gidin bir tane kursa deyin ki ya şu telleri değiştirir misin? Eğer işin ehli keman hocasıysa zaten maksimum benim 3 dakika 4 dakika falan sürüyor tel değiştirme. Bundan kaynaklı bu şekilde çözüm bulabilirsiniz. Tellerinizi kendiniz alın.
Değiştirme konusunda da zaten çok basit. Ben de anlatıyorum zaten tel nasıl değişir diye. Kemanınızın bu bakımları ağır bakım diye geçiyor arkadaşlar. Ondan sonra da tutup mesela kolonyayla, ıslak mendille çok fazla silmeyin arkadaşlar. Küçük, yani mikrofiber bu bezlerle çok küçük bir nemlendirerek, yani çok minicik ıslak falan demiyorum bakın. Nemlendirerek şöyle küçük sağını solunu silebilirsiniz ve bu şekilde keman hayatınıza devam edebilirsiniz. Arkadaşlar sorunuz veya sorununuz olursa her zaman cevapladığım gibi Kaya Sanat Akademi Instagram sayfasından, ayrıca kayasanatakademi.com sayfasında bana ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Ayrıca tüm bilgilerimi daha doğrusu kemanla ilgili tüm bilgilerimi sizlere çekinmeden aktardığımı da biliyorsunuz. Kaya Sanat Akademi Instagram sayfasından sürekli etütler, egzersizler, öğrenci performansları paylaşıyorum. Bununla ilgili online ders öğrencilerimi de paylaşmaya başlayacağım. Bundan kaynaklı arkadaşlar sizlerden kanala abone olmanızı, bu bilgilerden de sizler de yararlanmanızı istiyorum aslına bakarsanız. Bundan dolayı sadece videoyu izleyip geçmeyin. Keman çalan arkadaşlarınıza faydalı olabileceğinizi unutmayın. Bu videoyu atıyorum linki, sosyal medyalarımızı arkadaşlarınızla paylaşarak hem bana teşekkür etmiş olursunuz hem de onlara faydalı olmuş olursunuz. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.